Aşkım yeter artık. Ben bu tuvalyeyi temizlemeye mi getirildim ya? Şu yakışıklılığa bakın. Tam bir atırsızıyım. Lan benim başıma bir şey geliyor manyak. Sanki kendi topluyor. Hadi oğlum iyi gidiyorsun koçum. Sola. Oha ya böyle bir şey olamaz ya. Var ya santim milimetre. Yemin ediyorum geçtim ama hiç inanmıyordum. Sen yani de abdestin dolaşıyor. Ben hiç sürekli anlamadım ki. Bana 90 derece kubi derler arkadaşlar. Evet yine kırmızı ışık. Lanet olsun. Buraya geldiğimden beri full böyle kırmızı ışıklarda başım bela. Şunlar kaldı. 2 tane. Gideceğimiz yer 10 dakika. Oo, teşekkürler hatunum. Evet, şarjımız biraz az. O yüzden biraz ilerledikten sonra başlattım videoyu. Görüyorsunuz bir truck route daha var. Burada istediğimiz yere gidebiliyoruz. Yeni başlayacak arkadaşlar bu tür şeyler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yoksa büyük sıkıntılara yol açabilir. Saatimiz 12.30 oldu. Şurada bir ev var görüyor musunuz? Tam böyle tepeye bir yere yapmışlar. Bu nasıl bir ev acaba ya? Muhtemelen bu 20-30 milyon dolarlık evler oluyor ya. Kesin öyle bir ev. Bizde ev şeyi var arkadaşlar. Biz böyle evlere takılıyoruz, bakıyoruz. YouTube'da Enes var. Enes Yılmazer miydi? Neydi? Yılmazer olması lazım. Adamın videoları falan çok güzel. Onun videolarını izliyoruz. Böyle... Vay durum şerefsiz bu parayı nereden kazanır? Öyle yıllar var mı? Değil mi? Malikane diye geçiyor. Aynen malikane. Aynen. Güzel ya. Önemli olan içindeki huzuru bulmak tabii şimdi her şeyden önce. Gerçekten iç huzur çok önemli. Yine olaylar. Ne kadar lüks olursa olsun farkınız enerjisi çok önemli. Evet. Kesinlikle. Del Taco, Taco Bell değil. Del Taco. İşte tamam okey. Aynen. Evet bu yıl inşallah yenecek bize. Yeşil ışık. Biz de gideceğiz. Çok merak ediyorum buraya nasıl gireceğiz. Çok yani çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Belki gittiğimizde göreceğiz. Abi babacığım ne zaman yanacaksın? Güzel kardeşim hadi artık ya. 5 dakikadır buradayız. Vay. Dur şu şeye kapatayım. Pişt. Ne haber güzellik? İdare eder. Şimdiden sağa geçelim. İnşallah bu yol ileride kapanmıyordur. Hep böyle yaptığım zaman kesin bu yol ileride kapanıyor. İnşallah kapanmaz. Evet, neredeyse geldik. Yahu, şu kırmızı ışıktan ne çektim? Ne zaman kamerayı açsam kırmızı ışığa denk geliyorum. 5 dakika bekliyorum ya Rabbim ya. Ya Rabbil alemin. Dur bakayım. Aa aslında var ya bir dakika şuradan girip 10 numaralı bir şey geldi aklıma ama bu açı yeter mi? 10 numara değil 10 numara. Deneyim mi ya? En kötü geri çıkarım. Şimdi bu... Bir dakika şu an... Denesem mi? Şuradan gireceğim eğer çok dar görürsem tamam o aklımdakini deneyeceğim. Açı kurtarırım yani çok hafiften geniş olsa aslında hayatımız gidiyorduk ya böyle kocaman burada da var IKEA ha IKEA lütfen IKEA Kia sağ ol teyzeciğim teşekkür ederim o oradan dönemeyiz. Oradan dönemeyiz gibi. Tam göremiyorum. Şimdi forkliftler falan da var ya. Arkadaşlar kafamdakini ya yapacağım ya da ucu ucuna yapamayacağım. Bakın gidiyorum.
Yapamazsam da geri geri sıkıntılı bir şekilde dönmem lazım. Girdiğim yer şey bir yer değil de biraz uğraştıracak. Ya kafamdaki şey için de şimdi söylemeyeceğim gidince. Yok abi sığmaz oradan tır ya. Sığmaz sığmaz. Kafamdakini yapamam. Yani şu sağdakiler olmasa yaparım. Şu sağdakiler yoksa şu an. Çar çöp gözüküyor ya. Neyse dur bakacağız ya. Aman. Çok daraldım. Bakalım. 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 Yaparız ya. Yaparız yaparız. Oo. Bakın size şimdi 10 numaralı bir park yapacağım. Hazır mısınız? Hatta direkt parkı yapayım. Yoksa ilk başta check-in'i yapmam gerekiyor da aracı düzelteyim. Kameraya vurdum. Allah kahretmesin. Aşkım ya. Çok tatlı. İnşallah kurtarır ya. Emin de değilim ama. Vallahi biz bilmeyiz. Biz 10 numara park yapacağız. Şuradan kurtarırsa sıkıntı yok. Diyorum ya ucu ucuna ya da bir yere takılacak dedim ben. Hadi oğlum, iyi gidiyorsun koçum. Evet. İşte böyle. İşte böyle. Şimdi biz düzelteceğiz ama şuradaki trailer'a denk geleceğiz. Bir ileri geri yap, düzelteceğiz. Sıkıntı yok. Önemli olan tırı şu an bu şekilde. Hatta şöyle yapayım. Bir dakika. Açık olan. Oh, tamam. Gerisi basit arkadaşlar. Kamera aşağıda bitmek üzere. Görüşürüz. Evet dostlar. Tekrardan selam. Şimdi hemen hızlıca gösteriyorum. Çünkü şarj olayı bir anda. Gideceğimiz yer şöyle bir yer. Şu tırların delivery yaptığı yer tam olarak şurası. Buraya gelmemin en mantıklı yolu şu ana yoldan girip bu şekilde gelip böyle devam ettikten sonra geri geri buraya yanaşmak. Çünkü burada da giriş var ama buradan giriş yapıp sağa yapıp 90 derece park etmeye gerek yok o kadar kasma. Yani buradan gelsem düz bir şekilde devam edip buraya dönsem çıkar gibi sonra geri geri gitsem zaten daklara girmiş oluyorum. Buna da yaklaştığım zaman şey kayıt alacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey yakaladık da hoşumuza gitti. Çok iyi değil mi ya? Cidden çok iyi değil mi? Bak şurası falan. Çok beğendim. Saat de 1:30 oldu. Ufaktan da acıkmaya başladım. Bilemiyorum ne olacak Aleyna Hanım. Bu arada biz 6. yükü verdik. Yok. 5'i verdik. 6'ya gidiyoruz. Aynen. 6. Yani son 4 tane yerimiz kaldı. Şuraya da evler yapıyorlar. Fark ettin mi? Bak hep çatıları artık insanlar şey yapıyor. Güneş paneli yapıyor. Onu devlet de yaptırıyormuş. Yani bir anlaşılan. Hatta ücretsiz falan yapıyorlarmış. Sizin için de tasarruf oluyormuş. Değişik değişik. Çatınızı da yapıyorlarmış. Böyle bayağı karışık aslında. Tam bir bilgim yok. İnsanlar yavaş yavaş bu tür şeylere doğru yöneliyor. Yani herkes bir güneş paneli yaptırıyor. Daha demin kamerayı şarja takmışım. Bu niye böyle yaptı? Tek şeride mi düşüyor bu? Anlamadım şu an. Kamerayı şarja takmışım ama açık bırakmışım. Doğru düzgün şarj olmamış. Neyse. Arkadaşlar şehir içi araç kullanmak cidden çok keyifli. Ben acayip zevk alıyorum. Bilmiyorum kaç kere söyledim.
Ben bir şey anlatıyordum. Nerede, ne kadar anlattım bilmiyorum. Şey demek istiyordum. Şimdi Amerika'da ister istemez etrafınızdan bir şeyler duyuyorsunuz ve bir şeyler sizi etkiliyor. Böyle etki altında kalıyorsunuz. Mesela ben sabahtan beri diyorum ki bir daha 10 tane yük almam. Zaten almıyordum. Uğraşılır mı falan filan. Ya şimdi bakıyorum. Neredeyse 6'ya geldik. Birincisi keyif alıyorum. Ne kadar zor da olsa. Ya onu diyeceğim. Ya şimdi uğraştırıcı da olsa zevkli ve zor değil. Öyle çok aman aman bir şey yok. Ve hani şu geliyor aklıma. Şimdi insanlar devamlı ya alınmaz, yapılmaz, bu kadar stop mu olur falan. Tırcılar aralarında bu tür şeyleri konuştuğu için ister istemez psikolojimde şey bırakıyor. Ya ulan şimdi o kadar yükü nasıl bırakacağız? 10 durak mı olur falan? Sabahtan beri zaten videoda bunu söylüyorum. Ya şimdi fark ettim de o kadar kasmaya gerek yok ya. Gayet keyifli yani. Zevkli. Yani aman aman bir şey değil. Gözümüzde büyütmeye gerek yok. İşte insanlar diyor ya şöyle zor, böyle zor veya şöyle oluyor. O çok önemli. O kendini tecrübe etmen lazım. Herkesin yoğurt işi farklı. Diyeyim ne diyeyim. Sağ ol, tek başıma güldüm. Teşekkür ederim, çok eşlik ettin. Evet, ya. Eyvallah ya. Evet. Çok 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 şey, samimi güldün. Gülme böyle. Bu kadar kendini yorma. O efsane school bus'lar. Amerikan filmlerinin unutulmaz şey yapılmaz, unutulmaz diyorum. Arkadaşlar bunun bir de bir kuralı var. Bak solda siyah şey gözüküyor. O plastik stop yazısı. Öğrenci indireceği zaman sağ şeritte şöyle düşünün. Gidiş ve geliş var. Sağda durduğu zaman ışıkları yanıyor ve o stop sola doğru açılıyor. Öyle olduğu zaman yani bir öğrencinin ineceği belli oluyor. Ve onun kuralı şu. Ehliyet sınavında da soruyorlar. Her iki yönlü trafik duruyor. Yani gelen de durmak zorunda, giden de durmak zorunda. Tekrar otobüs doğru düzgün bir şekilde hareket edene kadar. Çok güzel bir özellik. Yani özellik mi diyeyim artık, kural mı diyeyim, neyse. Bak orada da güneş paneli var. Oo, tabii ya, tabii ya. GTA San Diego. Burası harika. Yani buradan sağa dönüyoruz. Hadi bakalım. GTA'da az mı adam buldum? Az mı arabayla üstünden geçtim? Cani. Cani. Siyahlı kadın mı böyle? Gelmek üzereyiz bu arada. İşte bu videoyu kapatmayacağım. Park edene kadar. İnşallah kafamdakini gerçekleştirebilirim. Çok rahat girebileceğimi düşünüyorum ya. Hiç sıkıntı yaşamadan. Ne zaman öyle dediysem başıma iş alıyorum. Dur. Sus Kubilay. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. Yalnız şurada çok güzel bir ortam var. Hayatım. Şu an burada ufak bir tepe var da. Ya sen zaten dünyanın en güzel manzarasısın da. Şurası da fena değil hani. Tam gözükmedi. Göremedim ya. Bak şurada gölet. Neyse. Geçtik. Aynen geçtik. Ucunu gördüm gibi anladım. Millet kuzeyde, North Dakota'da eksi 20'ler, 15'ler. Biz de geçen güne kadar oradaydık. Ya var ya, ben hiç gitmek istemiyorum ya. Evet. Abi herkes güneş paneli yaptırmış, bu ne ya? Ama ya burası de için çok mantıklı, Kaliforniya için çok mantıklı değil mi aşkım? Evet. Hep güneş gören bir yer için çok tasarruflu. Bence devlet yaptırıyor bunları. Sanki evin kurulumunda varmış gibi geliyor bana. Yok, sonra devlet, ya tam olarak bilmiyorum. Bilmediğim konu hakkında yorum yapmak istemiyorum ben da. Ben sadece fikir. Şekilde hallediyorlar moruk. Hani acaba şey diye düşündüm, böyle site tarzı evler oluyor ya, hani o siteleri yaptırırken acaba devletle anlaşıp belki de yaptırıyorlar hani böyle olsun. Aynen olabilir diyelim de konuyu kapatalım. Tamam hayatım, olur hayatım, yani başka türlü geç. Geç ablacığım, ben oraya gireceğim. Geç. Geçmezsen giremem. Ama şu an biz çok geç kanka. Ablacığım geçecek misin ablacığım? Heh, Allah razı olsun. Sola. Oha ya, böyle bir şey olamaz ya.
Geçerken arkama bakmadı kadın ya. Ulan kaza oluyordu. Gelme bak, geliyorum. Senin yüzünden oldu ya. Benim yüzümden değil, kadın bakmıyor. Geç diyorum, bakması sen lazım. Sen görmeyebilir ama senden görüyorum mu? Yo, arkanı görüyorum, doğru. Thank you bro. Ya buradan hayır, geçerken bakması lazım. Ben ne bileyim. Belki o benim geç dememi arkamda kimse olmadığını düşünerek mi yaptı acaba? Kafamda deli sorular. Evet, belki şu an küfürüyor. Her türlü önlemini alması lazım abi. Öyle şey mi olur? Şimdi bir dakika. Evet, delivery yapacağımız yer haritada şurası gözüküyor. Turn left. Şurası biraz dar. Ha, yok, sıkıntı yok. Aynen. Bir tane zaten tırımız var. Ben hafiften şuraya yanaşayım. Sonra gidip check-in'imizi yapalım. Kapağımızı açalım. Turn left on the depot road, then take the first left. Şöyle yapsak herhalde buradan otomobiller geçer. Otomobiller geçse de yeterli. Tamam. Arkadaşlar ben bir check-in yapıp malı indiriyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Tekrardan selamlar. Şu an neredeyse Los Angeles'a geldik. Yani çok yakınız. Bir dakika, neredeyiz biz? Yani şurası Los Angeles. Hemen hemen yakınız. Şimdi bir yere daha delivery yapacağız. Ondan sonra iki tane kalacak. Bu arada Basra abi izliyoruz. Yine. Son zamanlarda her videoda Basra abi'den bahsediyorum. Nasıl denk geliyorsa. Neyse. Bir dakika. Poz ver abi. Abi poz ver. Basra abi. Biz buralara bayıldık ya. Gerçekten yani defalarca söylüyorum ama çok iyiymiş ya. Her geçtiğimiz yerde nasıl vay be. Yani Amerika'nın belli başlı yerleri var. Oralar Amerika, anladınız mı? Ne bileyim, buralar Amerika. San Francisco Amerika. Böyle diğer yerler ya, abi yaşanmaz oralarda. Diğer yerler de işte. Şu an hatırlamıyorum. Yüksek abi, havası çoğundan tabii. Her şey çok güzel durum. Dar bir yer. Geç kanka. Sen de geç kanka. Anasını satayım. Ben nasıl döneceğim buradan? Dönemem ki. Böyle dönemem. Abla biraz geri gider misin? Aynen. Sana zahmet. Sana zahmet. Biz biraz daha gitmemiz lazım. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Lazım. Tamam. Girdik. Sıkıntı yok. Aa, şu önümüzdeki teletabiliyiz. Thank you. Çok yine kafamı çevirdim. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi. Güneş doğar. Bunu da. Bir dakika. Şeyi yeri neredeydi? Çünkü buraya gelmek için neredeyse bir saat yol geldik. Ha şuradan. Sol yapamam, bir dakika. Sol yapamam. Düz gidip dolanmam gerekiyordu. Tamam, doğru. Tamam, hatırladım. Sıkıntı yok. Düz gidip dolanmam gerekiyordu. Evet. Hadi bakalım. Tekrardan hepinize merhabalar. Dışarıdaki arkadaşlardan bahsediyorum. Halkımızı selamlıyorum. Ya bu tırla bu tür yerlere girince çok üstesin, yukarıdasın ya, bir garip oluyor. Çiçek fiyatlarına bakalım hemen. Karşılaştırma yapalım. Hiçbir şey görmedik ki. Allah'ım, orası niye o kadar dar gözüküyor ya Rabbim? Bu da mı var? Bu ne lan? Bir dakika dur. Hadi canım. Hadi canım.
Oğlum şu şey çok bozuyor ya. Şuna takabiliriz. Muhtemelen. Onu olmadı inip yerini değiştirebilirim. Başka türlü buraya giremeyiz. Olmadı sen inip yerini değiştirsin. Bekle bakalım. Vazgeçtim ya. Şey olayından diyoruz ya, sıkıntı yokmuş ya falan diyorum ya. Şöyle düzlersek çok kırmadan. Şöyle. Evet, sıkıntı yok. Tamam. Problem yok. Ne ki bu ya? Of. Bak ses yapıyorsun bana. 20 durak olsa 20'sinde de dururuz be. Ya hiç sıkıntı yok ya. Şehir içindeki ya. Oğlum şaka maka gidiyoruz da umarım böyle saçma sapan bir yere denk gelmem. Evet. Sürpriz yapıyorlarmış bana. Şimdi olmadı bu. Bu olmadı gibi. Ucu ucuna bir dakika. Var ya santim, milimetre. Yemin ediyorum geçtim ama hiç inanmıyordum. Ama sen yani de abdestin dolaşıyordun. Daha ekstra anlamadım ki. Yani bu kadar sıfır geçebilirdim gerçekten. Ama buralar nasıl yani? Bir dakika düşünsene. Oraları öyle geçtim düşünsene. Burada bir yerde takılıyorum. Geri gitmem gerekiyormuş falan. Ararım şirketi. Ben işi bırakıyorum arkadaşlar. Buradan halledersin. Ama bir şey diyeceğim. Burayı cidden başka türlü tır gelip şey yapamaz. Hareket edemez baba. Bu ne? Baba bizi bitirdin mi? Oğlum. Bence bu gülmelerin. Bir dakika. Bana 90 derece kubi derler arkadaşlar. Sen niye geri aldın açıkçası? Oğlum şurada sarı şeyler, ha şeyler için. Ne niye geri aldım anlamadım. Niye arabayı? Hayatım buraya yanaşıp mal indireceğiz de bir tanem. Acım erkeği gelmedim, daha gideceğiz oraya zaten. Dur bir dakika. Beni almam lazım hafiften. Ama burada hiçbir pay yok. Pay yok. Sıfır dönüyorum. Çok sola kırmışım ya. 90 derece kubi dedikten sonra nazara geldik. Dur. Tamam sıkıntı yok. Şöyle hafiften girdik mi? Aynen. Ufak rutuşlar. Tamamdır. Oh. Yemin ediyorum şu delivery'yi tamamen bitireyim. Kurban keseceğim ya. Öyle deme, atak adamış oluyorsun. Yok keseceğim zaten. Bu kazadan sonra istiyorum. Anneme söyleyeceğim ne kadar koyun. Zaten keseceğim. <Allah'ım anladın> Arkadaşlar ben şu delivery'yi yapıyorum. Sonra görüşürüz. Buyurunuz Kubilay Bey. Evet. Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Görüşmeye. Şimdi 9. delivery'ye geldik arkadaşlar. Geleceğiz yani birazdan. Evet. Orada da haritadan baktım. Çok sıkıntılı durmuyor bu son dakikalar. Ama bu home depoların hepsi böyle hep kılı kılına şey yapılan yerler, park edilen yerler.
İlk defa böyle bir şeyi tecrübe etmiş oldum ben de. Yani yoruldun mu? Çünkü çok yani durduk. Evet, o biraz şey yaptı ama yani. Ama bence yani benim görüşüm, şoför olarak sen farklı görebilirsin ama görüşlü olabilirsin ama pardon konuşamadım. Şey biraz böyle hani hareketli olmak sanki daha iyi. Sürekli yolda böyle uzun uzun git. Sanki evet. Daha sıkıcı evet, gibi geldi. Aynen. Bu daha işte eğlenceli geldi. Tabii park yerleri o kadar dar olmasa daha şey olabilir. Bir de hemen bırakıp çıkıyoruz da o iyi. Yani çok bekleyip gitsek o hiç çekilmez çıkıyoruz. De. Kendim bugün lokal driver, şoför kesinlikle gibi hissettim. Aynen. Sanki buralarda oturuyorum ben. Güzel olurdu ama biliyor musun? Buralarda oturma fikri yani. Evet, güzel olabilir. Ya ben bisikletiyle kısa koluyla gidiyor bak. Aynen çok da belli etmez açık. Aa, ne güzel. Vallahi güzel. Ay ne güzel Starbucks kafayı. Evet şimdi tadı kamerasına geçeceğim birazdan. Ya. Bakalım buradaki park şöyle girdiğim yer. Hı. Neredeyse tam karşıma alacağım delivery yerine. Ama dönmem için ilk önce sağa döneceğim, sonra geri arkaya vererek yanaşmaya çalışacağım. Yani öyle gözüküyordu. Tabii sürprizle karşılaşması. Surprise. Şunu da çıkaralım. Çok görüntü kirli yapıyor biraz. Şöyle kalsın. Çok büyük mü duruyor orada? Aynen. Baktım. Daha sonradan izledim videoları. Çok görüntü kirli yapıyor. Şöyle falan olayım da arkada. Acıktık hala kahvaltıda duruyoruz. Vallahi acıktık ya. Saat kaç oldu? 4 oldu galiba. 4 oldu aynen. 4 olmuş. Evet, kameranın şarjı kaç görebiliyor musun? 80. Oo iyi süper. Evet yine kırmızı ışık. Lanet olsun. Buraya geldiğimden beri full böyle kırmızı ışıklarda başım belada. Manyak. Yeşil yandı ama bize değil. Ben bu açıyı çok seviyorum burada. Ne bileyim hem sen gözüküyorsun hem yol göz yani yan taraflar daha çok. Sağ ol şimdi yolu biraz ortalayacağım yine. Çünkü şuradaki açıyı bilmiyorum yani sağda. Burası dağ. O yüzden çok ışıklı dur. Yolda yine ortalayacağım. Burada mecbur oturacağım. Çok kötü yol. Biz hemen yeşil. Aa bir dakika biz şimdi şey yapmıyoruz ki. Beynim yandı. Ne yapmıyoruz ki? Dönmüyoruz. Dönecektim az biraz. İleriden döneceğim. Okay. Bazen böyle karışıklık oluyor. Navigasyona bakıyorsun. Bir tarafta kamera. Evet şimdi. Şurada durayım. Ben biraz adamların kafasını karıştırdım. Geç kanka. Evet. Şimdi ışıklardan sağa döneceğiz. Pay var gibi. Umarım rahat bir şekilde döneriz. Çok fark ettim. McDonald's'ın bir daha güzel. Aa bak burada yiyecek bir şeyler var. Buradan yiyecek bir şeyler alabiliriz. McDonald's da vardı aşkım. Harbi mi? Allah'ım. Hamburger şey yapacağım artık. Zaten güzel yemekler yiyeceğiz diyerek. Şimdiden bir şeylerle idare edelim diyorsun ha? Yani. Güzel. Şu an yolda kimse yok. Dedim birileri geldi ama tamamdır. Onlar gelmeden biz döndük. Evet şimdi yine yolu ortalayacağız. İnşallah anlayışlı arkadaşlar vardır. Dönüp gelmemiz lazım. Burası beklediğim gibi değil. Ne ya? Buradan biz nasıl çıkacağız? Girdik şimdi. Çok güzel. Bir dakika. Buradan dönemeyiz. Evet. Başka bir sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Tamam bakalım. Şöyle biraz gidelim. Şu gözlüğümü çıkarayım. Umarım İlerleyen yerler daha geniştir dönebilmemiz için.
şurası geniş gibi. Eğer şurası yeteri kadar genişse arkayı geri geri vererek buradan geri giderim. Toparlanır. U yapmış olurum. Sonra buraya geri gelirim. Park ederiz. Umarım şu sağ taraf gözüktüğü kadar... Gözü... Kanka öyle... Geçteyim. Kanka sana takarım sen şey yapmazsan. Dur şöyle yapalım. Sola dönecek. Ah, şimdi mi söylüyor? İnanılmaz. Beklesin. Bu araba geçti değil mi? Burası genişmiş. Buradan gelebilseydik en başta. Burası çok dar ya. Yani bu yapmamız için. Buraya nasıl girebiliriz geri? Bir dakika. Düşünüyorum. Git al hayatım. Senin şey var mı? Kartın yanında mı? Hı. Tamam. Aklımda bir şey var. Burası çok trafik değil gibi. Değil gibi dedim. Arabalar gelmeye başladı. Diyorum ki şöyle kırsak, geri gelsek. Sonra dönebilir miyiz acaba? Bir dakika. Şu tekrar bir bakayım şuraya. Aslında kolay bir yermiş de biz bu sefer ilk defa yanlış bir yere şey yaptık. Ben dönüp geleceğim, kaydı açacağım. Evet şimdi arkadaşlar neredeyse gelmek üzereyim. Tekrar başlattım kaydı. Bu sefer doğru girişten girmeyi umuyorum. Truck access. Okay. Güzel. Alımları buradan yapıyorlar. Peki. Oh be. Rahatladım ya. Gerçi bir park edelim de sonra rahatlarız. Evet. Sonuna gelebildik. Aynen. Tamam, gerisi kolay. Arkadaşlar bunu teslim ettikten sonra son delivery için kamerayı açacağım. Görüşürüz. Evet dostlar. Şimdi bu sondan birinciyi de hallettiğimize göre bir kontrol edelim. Neyimiz var, neyimiz yok. Kontrol edecek bir şey yok. İki tane palet var. Başka bir şey yok da. 10 dakika. Şunlar kaldı. İki tane. Gideceğimiz yer 10 dakika. Hemen bunları da bırakıp San Francisco'ya doğru yola çıkacağız inşallah. Aleyna Hanım bize sizce ne almış olabilir? Bizim klasik öğünümüz Double Quarter Pounder McDonald's. McDonald's gibisi yok. Evet Aleyna Hanım, üf, yardırmışsınız yine. Döktürmüşsünüz. Elinize sağlık. Gidip almak da bir şey, öyle deme. Sen bunu düşündün ve aldın. Bak sana böyle ketçap da aldım. Bu ne? Medium mu? Large. Small mu? Ne bu? Ne alakası aşkım? Large. Küçücük bir şey alacaksın, en büyüğünü alacaksın bir daha. Zaten şunu kapatsana işte. Bir daha? Zaten yani benimkini de içiyorsun zaten, yetmiyor ki. İşte o yüzden büyüğünü alacaksın, o yüzden diyorum. Şimdi hala çözememiş beni ya. Allah'ım ya. Ay aşkım, hazır mısın bile demedin lan. Pardon, dalmışım. Her şey dağıldı zaten. Gördüğünüz gibi sadece 11 dakika. Heh, bunu da hemen göstereyim. Bu çok saçma. Bunun sadece bir girişi var.
Orası da o da şurası. Bilmiyorum görüyor musunuz? Buradan geleceğiz. Ana yol burası. Büyük olan yol burası. Sonra buradan sağa döneceğiz. Sonra bu en sona kadar geleceğiz. Buradan da sola döneceğiz. Sonra bu U yaparken bakın şurası. Şurası tırların yaptığı yer. Delivery yaptığı yer. Umarım şu aralarda şuradan dönerken falan rahat dönebiliriz. Ki rahat döneriz gibi de duruyor. Yani. Sana kanımca. Vereyim mi? Nasıl? Yani sana zahmet. Tam sıkıntı yok, problem yok. Oo, teşekkürler hatunum. Ben seni hep çok seviyorum. Yemek beni bir ayrı seviyorum. Daha ayrı seviyorum. Tabii. Tanıştırayım dünyanın güzel hamburgeri. Ben asla et yemezdim. Değil mi? Burger olsun, McDonald's olsun. Yani dışarıda şey olarak et yemezdim. Hamburgerlerden. Fast food'da. Ama bunu aşıladım. Hep çıkın yiyordu Aleyna. Dedim ki ya dedim bir şunu bir dene. Sonra onu denediğinden itibaren... Bu da yüz yerleri bildi. Yaz patatesine güzel. Allah kahretmesin dur. He yok. Tam sıkıntı olmaz ya. Patatesine olmuyor yani. İnşallah alçak köprü yoktur orada. Yine Google'a şey yaptım da. Google'a uyduk. Zaten Los Angeles'tayız aşkım. Hemen hemen. Çok yakındayız. Ben baktım Los Angeles'a kit yazdım. 2 saat yol gösterdi. Allah Allah ya. Neredeyse yakınındayız öyle diyeyim hadi. Bu zaten son durak 10 dakika. Bu verdikten sonra bitiyor. Ama bunu her yediğimde de mutlu oluyorum ya. Değişik bir şekilde. Ben bağımlılık yapıyor. Ben mutlu oluyorum ama bitince de pişman. Çok yediğimiz için ama. Mesela arada sırada yesem inanılmaz keyif alırım da. Yok ben keyif alıyorum. Aşkım sonrasında pişman olmam anlamında. Yok pişman da olmuyor. Ama bugün... Bak burada ketçap var. Ben seviyorum ya, ben sevmiyorum. Şimdi midemi o kadar karıştıramam. Zaten hassas midem. Ama bunda ketçap var. Ne kadar az o kadar iyi. San Diego'nun kırmızı ışıklarına hasta oldum. Vallahi acayip deli oldum. Bakım gelmiş yazıyor da. Lan zaten alalı 4000 mil oldu şeyden. Hala dönersin diye yüze çıkmasın diyorum. O bende kaldı yani. Evet. Aleyna'nın hala öyle bir sıkıntısı var. Sana anlatamam ama kalbimi nasıl çarptı. Normal çarpmıyor yani. Ben sana böyle yansıtıyorum. Aslında biz bunu bırakacağız yarım saat içinde. Hemen alıyorlar. Gidip doğru düzgün bir yemek yiyebilirdik bir restoranda. Aşkım ben sana göre hareket ediyorum. Ne bileyim biz daha yolumuzda gideceğiz, edeceğiz. Sen o zaman. Neyse. Kendimi sen patikaya ayırıyorum. Hayır. Dinlene yiyeceğim. Manzara güzel. Şurada gidiyoruz. Yemek yiyoruz. Aa ne diyeceğim size? Gerçi çok da önemli bir şey değil de. Niye bu kadar güzel değilsem. Benim şu an oturduğum koltuk bozuk arkadaşlar. Ben bile bekledim bir şey diyeceğim diye. Aa ben dedim niye bu kadar yükseldiğimi de anlamadım. Ama ben dedim tır aldığımdan beri bunu nasıl söylemedim onu bilmiyorum.
Bozukluğu şu. İnsanların gözüne uyku girmeyecek. Tırın diyorum, koltuğun. Koltuğu yukarı kaldırıyorum, sonra kendi kendine geri iniyorum. Bak şimdi. Bak. Şu an kalktım biraz, fark etmişsinizdir. Bence fark etmemişlerdir. Sonra yavaş yavaş geri iniyor. Eski haline dönüyor. Şu an izleyenler çıktı video. Arkadaşlar yemek yerken konuşmayı pek sevmiyorum. Zaten yolun tadını çıkarıyor olabilirsiniz. Sıkılıp kapatmışlar da olabilir. Belki Gökhan buraları hiç koymayabilir. Ama yol güzel. Ben izliyorum böyle. Kişinin konuşmasına gerek yok ki. Ama şöyle düşün. Sen de yolda giderken. Ya ne alaka? Allah Allah. Sen üşendin susmaya, konuşmaya üşendin. Allah'ım. Kırmızı kar yağacak. Ellerim hep yağlandı. Ne kadar iğrenciz ya. Bu kadar temiz olmayalım ya. Sen cimleri konuş, ben böyle temizim. Yemin ediyorum, bugün duş da alamadım. Ellerimi yıkadım da daha demin. Oha, ellerimi yıkamadım diyecektim. Hayır. Bir ellerimi yıkadım diyecektim. İyi o zaman. Adam özür diliyorum. Yüzünü de yıkadın. Aşkım, tırcı... Oha o kadar... Her gittiğim Home Depot'a gidip şey yaptım, restroom'a gidip yıkadım elim yüzümde. Tırcılığın kanununda azıcık böyle mikrop, pis, yağ, kir onlarla bu harmanlanmadan olmuyor, anladın mı? Öyle bir anlatın gerçekten şu an. Onlarla bu harmanlanmıyor, yemek yiyorum o anda. Aşkım onların verdiği tat ayrı. Aşkım sus! Oho! Sen farkında değilsin, sen alıştın. Zaten patatesin yarısı boştu aldığından. Abartma aşkım, doluydu. Nasıl boş? Sende var. Sus be. Ya, kapatayım. Bunu da kapatabiliyorsun. Volvo'larda kapatamıyorsun. Benim adımın asabını bozdum. Allah'tan süpürgemiz var. Ya bitireydin bari ya. O kadar bayıla bayıla yedin. Ne, bak sana ne zaman laf atmaya çalışsam hep başıma bir şey geliyor. Lan benim başıma bir şey geliyor, manyak mısın? Sanki kendi topluyor. Aşkım hadi döneceğim de birazdan direksiyon tutmam lazım. Ne diyorsun? Ha, aşkım lan hangi... Bak aa, şu an çok felaket sinir geldi bana, yemin ediyorum. Baksana çok sinirliyim. Hem ıslak mendil var diyor, hem yere patates döküyor, hem ben onu temizliyorum. Hadi. Boş ol, boş ol. Hızlı ol. Canımı sıkma. Abi ya. Ulan buradan girerdik he. Ama biraz dar ama. Çok kavamız vardı normalde. O gitti tır devirince. Şu köşeye gideceğiz. Ben oradan girerdim de. Ulan neyse. Hafiften kaldırıma çıkıyoruz şu an. Yok, tamam. Silme geçtik. No problemo. Bir dakika, şimdi ana yol neresiydi? Dur. Ana yol burası. Bu yol büyük yoldu, tamam. Bu insanlar manyak mı? Niye bu kadar sık sık aralıklarla şey koymuşlar? Neyi koymuşlar? Gelme, 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 gelme. Çok teşekkür ederim. Sağ ol ablacığım. Hep de sana kadınlar oluyor. Halkımız hep bir denk geldi. Normalde siz erkekler gömersiniz kadın şoförleri. Linç diye uğraşacağım bugün. Aynen. Şu an ben zaten patatesleri temizle ıslak. Benim zaten kıl oldu sana. Tamam. Onun öncesi de var. Tamam kadın, şu sus. Şu an bak aralara girdik. Canımı sıkma benim. Tamam, sen susar hayatım, mısın? Susar mısın yani, konuşma. Peki anladım. Konuşamam böyle. Aleyna da böyle arkadaşlar, hemen sinirlenebiliyor. Sana da bir şey söyleyeyim. Sana da bir şey söyleyeyim. Yarım saat dedim.
Tamam abi, zaten moralim bozuk, üstüme gelme. Tamam birader, bir şey demedim. Sana da bir şey söylenmiyor. Yarım saattir dinliyoruz. Bir dakika, yanlış gitmiyoruz değil mi lan? Ben hayır, çok iyiydim ya. Niye bu kadar çok yedin mi? Hamburgeri küçük yedim ya, pazarısı yapıyor. Ya benle konuşma sen. Allah aşkına, vallahi konuşma ya. Okey. Abi annem dediydi ya. Vallahi evlenmeden önce düşünün dediydi ya. İki dakika. Şuradan check-in yaptıracağım. Hiç oraya gitmeden. Arkadaşlar geldik. Zaten de çekeyim mi ya orayı? Artık park görmek istemiyorum. Dur tamam, hadi burada videoyu kapatalım. Şurada çekeyim yapacağım. Şu yakışıklılığa bakın. Tam bir atırsızıyım. Saçlara bak ulan, sakallara bak. Var ya, benim kesin San Francisco'ya gideceğim diye. Tamam şöyle tutayım. San Francisco'ya gideceğim diye. Berbere gitmedim. O yüzden böyle biraz saç sakal karışmış olabilir. Kusura bakmayın bundan dolayı. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.